Antalya'da kemoterapi tedavisi sırasında saçları dökülen kanser hastalarına ücretsiz peruk hediye eden kuaför Ahmet Karaarslan, bu kez 16 yaşındaki Şerife Şahbaz'ın yüzünü güldürdü. Antalya'da yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Şerife Şahbaz'a 2 yıl önce doktorlar tarafından beyin tümörü teşhisi konuldu. Kemoterapi uygulanmaya başlanan Şahbaz'ın tedavi sürecinde saçları döküldü. Tedavi süreci devam ederken Kepez ilçesinde güzellik merkezi bulunan Ahmet Karaarslan'ın lösemili çocuklara peruk hediye ettiğini öğrenen Şahbaz, Karaarslan'a giderek kendisine peruk hediye etmesini istedi. Peruğa ihtiyacım vardı. Ahmet abinin sosyal medyadaki ilanını gördüm. Ücretsiz peruk verdiğini geldi. İlanı gördü ve Karaarslan'la irtibata geçip iş yerine gitti. Genç kızın bu isteğini kırmayan Ahmet Karaarslan kısa sürede Şahbaz'a uygun peruğu tedarik etti. 25 yaşından küçük olan lösemi hastalarımıza peruk dikip hediye edeceğim dedim. Peruklar 2000 lira, 3000 liradan başlıyor. 4000, 5000 tutturduğuna veriyorlar. Ben dedim ki ya ben bunu satmayacağım. Zaten ben o saçı hediye alıyorum. Hediye aldığım için lösemi hastalarına o arkadaşımla konuştum. Uygun bir fiyata diktiriyorum. 25 yaşından küçük olanlara hediye veriyorum. İlk başlarda eşinin binbir emekle diktiği perukları hediye eden Karaarslan bu kez Şerife'nin yüzünü güldürdü. Ben o raporun üzerinde hangi... Temin edilen peruk güzellik merkezinde Şahbaz'a takıldı. 2 yıl sonra ilk kez takılan peruktaki saçları tarama duygusunu yaşayan genç kızın mutluluğu ise yüzüne yansıdı. Çok güzel. Eskiden saçlarım dökülmeden önce kütle kısaydı. Onlar gibi güzel oldu bence. Lösemi hastaları için hediyelerinin de devam ettiğini belirten Karaarslan, sosyal medya sayfasının takip edilmesini ve ihtiyacı olanların kendisine ulaşmasını istiyor. Annesiyle birlikte kafası eşarpla örtülü şekilde kuaföre gelen lösemi hastası lise öğrencisi Şerife, kuaför Karaarslan'a teşekkür etti ve yeni saçlarıyla mutluluk içinde evine döndü. Şerife, sallayabilir misin? Şerife kendine iyi bak.